Merhaba arkadaşlar, bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi elimde benim de çok sevdiğim Stefan Zweig'ın satranç kitabı var. Bugün size hem bu kitabı tanıtacağım hem de bu kitaptan bir bölüm okuyacağım. Ayrıca sürpriz olarak bir çekilişimiz olacak. Bu kitaptan aşağıda açıklama kısmında detaylarını bulabileceğiniz bir çekiliş yapacağız. İsterseniz şimdi biraz kitaptan bahsedip özetini okuyup daha sonra önemli bir kısmını okuyalım kitabın. Sıradan bir satranç oyuncusu olan anlatıcıyla dünya satranç şampiyonu Centović ve satranca bir daha elini sürmemeye yemin etmiş bir adamın yolları Buenos Aires'e doğru yola çıkan bir yolcu gemisinde kesişir. Mirko Centović, satranç dehası olduğu bir tesadüf sonucu ortaya çıkana kadar zekasından şüphe edilmiş bir yetim. Doktor B ise Naziler tarafından bir otel odasında esir tutulduğu günlerde tesadüf sonucu eline geçen bir satranç kitapçığı sayesinde bu oyunun tüm inceliklerini öğrenen eski bir avukattır. Gördüğünüz gibi kahramanlarımız Doktor B ve Centović gibi duruyor. Centović de dünya satranç şampiyonu. Benim çok sevdiğim bir kitap. Aslında psikolojik bir roman diyebileceğimiz bir şey. Biraz da böyle satrançla alakalı olduğu için sizin de hoşunuza gidebileceğini düşündük. Doktor B ile Centović'in satranç meraklılarının gözleri önünde karşı karşıya geldikleri nefes kesici bir satranç düellosu, aynı zamanda Doktor B'nin yaratıcı güçleriyle Centović'in deneyimli ve kararlı tavrının da savaşa haline gelir. Stefan Zweig'ın son uzun öyküsü satranç, yazarın kendi hayatındaki baskılara ışık tutan ve şaşırtıcı sonuyla bir solukta okunabilecek, zorbalık gören toplumlarda insan ruhunun ne ölçüde yaralandığını en iyi anlatan yapıtlardan biridir. Evet arkadaşlar, şimdi size Doktor B hakkında, Doktor B'nin satranç kitabıyla ve satrançla tanışması hakkında bir kısım okuyacağım. Burada tabii Doktor B'nin psikolojisini anlamamız önemli. Doktor B, Naziler tarafından 4 ay boyunca bir otel odasında neredeyse hiç kimseyle konuşmadan, sadece sorgularda konuşarak hapsedilmiş birisi. Ve ne kitabı, ne kalemi, ne sigarası, elinde herhangi bir şeyi etkileşimde bulunabileceği, konuşabileceği ya sadece kendi beyniyle baş başa kalmış, kendi psikolojik dünyasıyla baş başa kalmış bir isim. Şimdi Doktor B'nin satranç kitabıyla ve satrançla tanışma hikayesini okuyalım. O gün, 27 Temmuz Perşembe günü, beni her zamankinden de çok beklettiler. Dış odada ayakta tam 2 saat bekledim. Bu tarihi bu kadar net hatırlamamın özel bir sebebi var. Tabii ki de oturmama izin verilmediğinden ayaklarıma kara suların indiği, o 2 saat boyunca o dış odada asılı olan takvimden gözlerimi ayıramadım. Yazılı şeylere duyduğum açlıkla, duvardaki takvimin 27 Temmuz sayısına nasıl bakıp kaldığımı anlatamam. Hemen beynimin içine kazıdım. Ardından yine bekledim ve gözlerimi ne zaman açacaklarını bilmediğim kapıya diktim. Bu sırada sorgulama komitesinin bu kez neler sorabileceğini düşünüyordum. Bu defa tamamen hazırlıksız yakalanacağımı biliyordum. Ne var ki her şeye rağmen ayakta beklemenin çilesi benim için aynı zamanda bir iyilik, bir zevkti. Çünkü bu oda hiç olmazsa benimkinden başka bir odaydı. Daha büyüktü. Bir yerine 2 penceresi vardı. Yatak yoktu. Leğen yoktu. Milyonlarca defa baktığım pencerenin pervazındaki o çatlak yoktu. Kapı başka renkti. Duvarın önünde sandalye başkaydı. Solda bir dosya dolabıyla bir giysi dolabı vardı. Bu ikincinin içindeki askılarda bana işkence edenlere ait 3-4 ıslak asker paltosu vardı. Yani en sonunda bakacak yepyeni şeyler olmuştu. Açlıktan çılgına dönmüş gözlerim her ayrıntıya adeta saldırıyordu. Paltolardaki kıvrımları teker teker inceledim. Islak yakaların birinden sarkan bir damla bile gözümden kaçmadı. Bu size gülünç gelebilir ama büyük bir heyecanla bu damlaya ne olacağını düşündüm. Kıvrım aşağı doğru mu süzülecekti yoksa yer çekimine biraz daha direnip olduğu yerde mi kalacaktı? Tüm yaşamım buna bağlıymış gibi dakikalarca nefes bile almadan bu damlayı seyrettim. Damla aşağı yuvarlandıktan sonra paltolardaki düğmeleri tekrar tekrar saydım. İlk 2 paltoda 8, üçüncüde ise 10 tane vardı. Sonra manşetlerini bir daha karşılaştırdım. Tüm bu gülünç ve önemsiz ayrıntılar aç gözlerimi öyle bir ele geçirdi ki adeta kendimden geçtim. Sonra birden gözüm bir şeye takıldı. Paltolardan birinin yan cebinin biraz daha şişkin olduğunu fark ettim. Yakınlaştım. Ve bu kabarıklığın dikdörtgen biçiminde şişen cebin içinde ne olduğunu hemen anladım. Bir kitap. 4 aydır elime kitap almamıştım. İçinde ard arda sıralanmış sözcükler, satırlar, sayfalar ve yapraklar görebileceğim,
başka ve yeni düşünceleri okuyabileceğim, tanıyabileceğim, beynime yazabileceğim bir kitabın hayaliyle kendimden geçmiş ve afallamıştım. Gözlerimi bu kitabın paltonun cebinde yarattığı kabarıklıktan alamıyordum. O içi görünmeyen yere doğru, sanki paltonun orasını yakıp bir delik açmak istercesine ışıldıyordu. Kendimi daha fazla tutamadım. Elimde olmadan gitgide yaklaştım. Kumaşın üzerinden de olsa bir kitaba dokunabilme düşüncesi bile parmaklarımdaki sinirleri tırnaklarıma kadar uyuşturdu. İstemsizce daha da yaklaştım. Neyse ki gardiyan bu garip davranışlarımı fark etmedi. 2 saat ayakta dikilen bir insanın biraz duvara dayanmayı hak ettiğini düşündü belki de. Sonunda paltoya iyice yaklaştığımı fark ettirmeden kitaba dokunabilmek için ellerimi arkama sakladım. Kumaşa dokundum ve gerçekten de kumaşın arkasında dikdörtgen bir şey olduğunu, bükülebildiğini ve hafifçe hışırdadığını hissettim. Bu bir kitaptı. Bir kitap. Sonra birden çılgınca bir fikir geldi aklıma. Kitabı çalmak. Belki bu işi becerir, kitabı hücreme gizleyebilir ve en sonunda yeniden bir şeyler okuyabilirdim. Bu zihnimde belirdiği an güçlü bir zehir etkisi yarattı. Birdenbire kulaklarım uğuldamaya ve kalbim deli gibi atmaya başladı. Ellerim buz gibi oldu. Bir an bile titremeden duramaz oldum. Ancak ve ancak ilk sersemliğim geçtikten sonra sessiz ve sinsice bakışlarımı gardiyana dikerek paltoya daha da yaklaştım. Arkama gizlediğim ellerimle kitabı ite ite cepten yukarı çıkarmaya başladım. Ve sonra elimi uzattım. Hafifçe, dikkatlice çektim. Küçük ve pek de kalın olmayan kitap artık elimdeydi. İşte yaptığım o şeyden ilk defa o an korktum. Ama artık geri dönemezdim. Peki kitabı nereye koyacaktım? Belime, kemerimin altına sokuşturdum. Oradan da yavaşça kalçamın üzerine ettim. Yürürken elimi askerler gibi kalçama yapıştırıp kitabı pantolon dikişinin üzerinde tutabilecektim. İlk denemede başarılı oldum. Küçük adımlar atarak giysi dolabından uzaklaştım. Kolumu sıkıca kemerime bastırırsam kitabı yürürken tutabiliyordum. Burada biraz es vermek istiyorum. Buraya kadar tabii kitabı, daha kitabın satranç kitabı olduğunu ya da satrançta hikayesi olduğunu bilmiyoruz. Fakat buradaki Dr. V'nin psikolojik durumu mükemmel anlatılmış bence. Yani o yalnızlığı, o etraftaki detaylara olan hayranlığı, izlemesi. Yani birçok şeyi hayatımızda herhalde böyle dikkat etmiyoruzdur. O yüzden insanın 4 ay boyunca aynı yerde kalmasının ne demek olduğunu şu an anlayabiliyoruz daha çok. Ardından sorgulama başladı. Bu seferki sorgulama beni her zamankinden de fazla zorladı. Onlar bana sorular sorarken zihnimi verdiğim yanıtlara odaklayamıyordum. Her şeyden önce tüm gücümle fark ettirmeden kitabı tutmaya çalışıyordum. Neyse ki sorgulama bu kez kısa sürdü. Kitabı odama götürmeyi başardım. Şimdi tüm ayrıntılarıyla zamanınızı almak istemiyorum ama kitap odama yürürken pantolonumdan kayıverdi ve eğilip kemerimin altına itmek için öksürük krizine girmişim gibi yapmam gerekti. Bu kitapla cehennemime geri dönmek ne muhteşem bir andı. Nihayet yalnızdım ama hiç de yalnız sayılmazdım. Kitabı çıkardığım gibi okuyup bitirdiğimi zannediyor olmalısınız. Kesinlikle hayır. Öncelikle bir kitaba sahip olmanın yarattığı sevinci doya doya yaşamak istedim. Çaldığım kitabın ne tür bir kitap olduğunu hayal etmenin keyfi ağırdan almama sebep oluyor ve beni deliler gibi heyecanlandırıyordu. Öncelikle harfler çok küçüktü ve çok fazlaydı. Yaprakları ince olduğundan kitabın sayfa sayısı da fazlaydı. Yani uzun uzun okuyabilecektim. Beynimi zorlayacak, basit olmayan, sil baştan öğrenebileceğim, ezberleyebileceğim bir konu hakkında yazılmış olmasını diledim. Keşke bir şiir kitabı olsaydı. Goethe ya da Homeros. Sonunda hırsıma ve merakıma karşı koyamadım. Gardiyan kapıyı birden açarsa beni elimde bir kitapla yakalamasın diye yatağa uzandım. Ellerim titreye titreye kitabı kemerimden çıkardım. Bakar bakmaz hayal kırıklığına uğradım ve hatta sinirim çok bozuldu. Bu kadar büyük bir tehlikeyi göze alarak ele geçirdiğim, büyük bir beklentiyle sakladığım kitap, 150 ustanın oyununu anlatan bir satranç kitabıydı. Tutsak olmasaydım öfkeye kapılıp kitabı açık bir pencereden fırlatıp atardım. Bu saçmalıkta ne yapacaktım ki? Evet, burada Dr. B'nin satranç kitabını gördüğü andaki psikolojisini şu an görebiliyoruz. Gerçekten hani daha önce satranç kitabı okumamış birisi ya da satrançla ilgilenmemiş birisi için satranç kitabının ne kadar manasız geldiğini
anlayabiliyoruz. Bakalım devamında neler olacak. Lise yıllarımda arkadaşlarımın çoğu gibi ben de sıkıntıdan ara sıra bir satranç tahtasının başına geçerdim. Ama bu teori kitabı benim ne işime yarayacaktı ki? Bir partnerin olmadan satranç oynayamazsın ki. Üstelik taşlar ve tahta olmadan hiç oynayamazsın. Yine de belki okunacak bir şey, bir giriş, bir sunuş yazısı keşfederim diye sayfaları isteksizce çevirdim. Tek bulduğum her bir ustanın oyununun çıplak, kare diyagramları ve altlarında başta anlayamadım A2, A3, SF1, G3 gibi işaretlerdi. Başka bir şey bulamadım. Tüm bunlar benim için anahtarını bulamadığım bir çeşit cebir gibiydi. ABC harflerinin uzunlamasına sıralar, birden 8'e kadar olan sayıların da çapraz sıralar için olduğunu, her bir taşın o andaki konumunu belirttiğini çözmem epey zaman aldı. Ama grafik diyagramlar zamanla bir dile dönüştü. Belki de hücremde bir çeşit satranç tahtası kurabilir ve bu oyunların aynısını oynayabilirim diye düşündüm. Sonra bir anda çarşafımın kareli olduğunu fark ettim. Doğru katlayınca 64 kareyi yaratmayı başardım. Evet arkadaşlar, Doktor Bey'in satranç kitabıyla tanışma hikayesini sizlere okudum. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir ve kitabın devamını merak ediyorsunuzdur. Bu kitabı sizlerle buluşturmamızda ve çekilişimizde bize yardımcı olan aynı zamanda kitabın editörü Fuat Ömer Altay'a, çevirmen Sima Özkan'a ve FOM kitaba teşekkür ederiz. Dediğim gibi çekilişle alakalı bilgiler aşağıda açıklama kısmında olacak. Herkese bu kitabı okumasını tavsiye ederim.